Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 boyutlu yazıcımızla birkaç tane atölye ekipmanı basacağız. İşlerinizin kalitesini bir tık daha artıracak güzel malzemeler basacağız. Atölyenizi biraz daha zenginleştirecek ufak dokunuşlar yapacak birkaç tane aparat basacağız. Ayrıca bir de 3 boyutlu yazıcıda ufak bir tablo değişikliği yaptım. Ondan bahsedeceğim. Hemen kameramızı şöyle yaklaştıralım. Önce yazıcımıza bakalım. Sonra da aldığımız çıktılara bir bakalım. Ürünlerimize bakalım. İlk olarak şöyle bir yazıcımızın tablasıyla başlayalım. Şu şekilde bir tahta malzeme kullandım. Gerçekten ben bu malzemeden çok memnunum. Bu tahtanın türü şu an aklımda değil. Ben öğrenip açıklama kısmında size bu tahtanın cinsini paylaşacağım arkadaşlar. Benim tablamın boyuna uygun bir şekilde 20'ye 20 kestirdim. Altına da şu şekilde yüksekliğini ayarlamak için vidalı bir sistem kurdum. Bu şekilde de dengesini ayarlıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok memnunum. Hiçbir şekilde ısıtma yapmadan veya başka bir kimyasal veya başka hiçbir şey kullanmadan yapışıyor. Isıtma olmaması en büyük karlardan birisi. Böylece hem güç kaynağını yormuyor hem daha az elektrik harcamış oluyor. Hiçbir şekilde ısıtmadan direkt zaten tabloya yapışıyoruz. Zaten bunu videoda da görürsünüz malzemeleri basarken. Ayrıca tahta bir malzeme olduğu için ucuz ve maliyetli değil. Eskidiği zaman kolaylıkla yenisi yerine getirilebilir. Maliyetsiz bir malzeme parça oluyor. Ayrıca diyelim ki eskidi ve kullanılmaz bir şekilde yüzey alanı oluştu. Bu sefer de malzemeyi ters çevirerek tahta parçasının diğer yüzünü kullanabilirsiniz rahatlıkla. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Sadece ilk aldığınızda belki biraz yüzü böyle pürüzlü olabilir. Bunu en ince bir elinizdeki bulabildiğiniz en küçük en ince zımpara ile şöyle ufacık bir dolanmanız yüzeyindeki pütürleri pürüzleri alacaktır ve daha düzgün bir yüzey elde edeceksiniz ve baskılarınız daha kaliteli olacak. Daha endstoplara eklemedim ama aklımda endstoplara eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar ama bir türlü fırsat bulup da ekleyemedim. Onun dışında zorunlu yapmış olduğum bir şey var. O da şurası. Fanım bozuldu. Daha da bir fan alamadım. Fan alana kadar biraz bununla idare edeceğim. Buraya uygun küçük boyda bir fan bulduğum zaman bunu sökeceğim. Bayağı bir uyduruk bir şey oldu arkadaşlar. Bu sadece işimi görmesi amacıyla, işi kurtarması amacıyla yaptığım bir parça oldu. İçinde küçük bir drone motoru ve drone pervanesi. Bu şekilde bu orta kısmı soğutmasını yapıyorum. Eğer bu soğutmayı yapmazsanız bu sefer ısı yukarı çıkacağı için buradaki soğutucu bloğun içinde sizin plastik malzemeniz buraya yapışacaktır. Bu arada şunu da söyleyeyim. ABS'de bu tahtayı hiç denemedim ki ama büyük ihtimal ABS'de ısıtmalı bir tablo gerekiyordur. Isıtmalı bir tablo olmadan ABS'nin yapışacağını düşünmüyorum ama PLA gözünüz kapalı bir şekilde bu şekilde bir tahta üzerine yapıştırabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında şurada yeni 3 boyutlu yazıcıdan basmış olduğumuz bir aparat var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi küçük bir yuvarlak aparat var. Bunun içine sünger yerleştirdim. Atölyede malum bazen zımpara yapıyoruz. Başka şeyler olur. Tozlanmıyor. Tozlanmadan dolayı filamentin etrafı da tozlanıyor. Bu da ileride içerisine ilerleyerek yazıcıdan baskı aldığınız sürece içine ilerleyerek nozun ucunun tıkanmasına sebep oluyor. Bundan dolayı da böyle bir parça yaptık. Gayet iş görür bir şekilde. En azından bizim filamentimizin üzerindeki tozu gereksiz tıkanma yapacak pislikleri alıyor. Yazıcımızın üzerinde dediğim gibi başka da bir değişikliğimiz yok. Daha en stoplara eklemedim. Ama onlar aklımda elim değdiği zaman ilk fırsatta onları ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir ürünlerimize geçelim. Bakalım nasıl ürünlerimiz var. 3 boyutlu yazıcıdan aldığımız ürün baskı kalitesi nasıl? Bunu da göstereceğim. Bir çok eskiden bir basmış olduğum bir baskı var. Bir de daha yeni basmış olduğum baskı var. Bakalım bir kalite artışı sağlayabilmiş miyiz? Bu kalite artışlarını neye göre nasıl sağlamışız? Bunlardan bir bahsedelim. İlk malzememiz şu şekilde bir tornavida sapı. Bu tornavida sapı neyle kullanılıyor arkadaşlar? Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde matkap uçlarıyla kullanmamız için yapılmış bir aparat. Bundan 2 adet bastım. İkisi farklı bunların. Farklı modeller. Şöyle sizlere göstereyim. Bunu önce bir baskı aldım. Bu ilk baskımız. Bu sonraki baskımız. Şöyle netleyeyim. Aradaki farkı daha net göreceksiniz arkadaşlar. Birisi biraz daha bozuk. Bu netlemeler, düzelmeler nasıl oluyor arkadaşlar? Yavaş basmakla
katman yüksekliğini azaltmakla, adım ayarlarını falan yaparak zamanla gelişen bir şey. Şöyle göstereyim. Mesela ben bunu 100 ile basmıştım. Baskı hızı 100 ile, bunu 60 ile bastım. Arasındaki farkı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca bunun baskısının katman yüksekliği 0.3, bununki 0.2. Dolayısıyla da arada bayağı bir fark var. Göstertelim. Şu şekilde takalım. Bu şekilde matkap uçlarıyla kullanabiliyorsunuz veya şu tarz uçlarla kullanabiliyorsunuz. Tabi bu bunun içinde biraz küçük kalacağı için buna aparatla yapmanız lazım. Şu şekilde aparatlar var. Bu aparatlarla kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Şöyle göstereyim. Gayet de sağlam ve düzgün oldu. Ben bunu %40'lık bir baskıyla bastım. Baskı dolgu yoğunluğuyla. Bunun ise %20'lik bir şeyle bastım. Dediğim gibi ikisi farklı model. Şunu bir önce yerine takalım. Gördüğünüz gibi bu bir modelimiz. Şurada diğer modelimiz. Bu çift taraflı arkadaşlar. Bunun iki yönü var. Bir tanesi normal şeyleri takmanız için, uzun olanları takmanız için. Diğer ise kısa olan uçları takabilmeniz için kullanılan bir aparat. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da şöyle yanına koyalım. Gayet kullanışlı. Diğer tüm matkap uçlarıyla falan kullanabilirsiniz. Gayet işlevsel. Atölyenizde bir yer tutacak, malzeme edinilecek bir parça oluyor. Çeşitli uçları alarak ve farklı tornavidalar taşımak yerine sadece bundan basarsınız, yaparsınız. Ve sadece uç alır, uç taşırsınız. Bunları şöyle kenara alalım. Sıradaki aparatımızı şöyle göstereyim. Bunu daha çok lehimleme yaparken, breadboard'a bir şey yerleştirirken, delikli plakette lehim yaparken veya hazır bir baskı devre kart üzerinde lehimleme yaparken kullanacağınız bir aparat. Yani elektronik elemanları, komponentleri bükmenize yarayan bir aparat. Şöyle odaklayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde farklı boylarda giderek farklı malzemeleri farklı aralıklarda bükmenize yarayacak olan bir parça. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Zaten şurada çentikleri var. Çentiklerinden düzgün bir şekilde büktüğünüz zaman elemanınız düzgün bir şekilde bükülmüş oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bunu şeyle de yapabilirsiniz. Normal karga burnuyla, ama buradaki kadar pratik olmuyor. Karga burnunda işte aralıklar veremiyorsunuz. Bu şekilde bir malzeme. Bu da işinize biraz daha pratiklik katacak bir şey. Özellikle eğer fazla bir lehimleme yapacaksanız direkt malzemeleri dizip tık tık bükebilirsiniz. Bu şekilde bir aparat. Bu da beğendiğim, kullanacağım. İleride videolarımda görebileceğiniz bir malzeme. Diğer ürünümüzde şu şekilde plastikten yapılmış bir mengene. Bu mengenin normalde vida kısmı komple şu başıyla beraber tek bir vida parçasıydı. Ama bu şekilde sağlam olmadı. Biraz kırıldı. Bunu %100 dolguyla veya yüksek dolgularla basmanız gerekiyor. Sağlam bir şekilde olması için. Ben de buraya bir doğaçlama yaptım. Şu baş kısmından şuradan itibaren kestim. Ve oradan sonra ısıtıp bu vidalama aparatına iyice yerleştirdim vidamızı. Şu şekilde de şuraya bir parça attım. Aslında şuraya somun atacaktım. Uygun somunu bulamadım. O yüzden şöyle bir rulman attım. Bu şekilde bir vida geçirdim. Daha sonra da bunun içine ısıtarak bir adet somun gömdüm. Bu şekilde daha sağlıklı oldu. Ve güzel bir sıkıştırma da sağlıyor. Şöyle bunu da hemen bir matkap ucu sıkıştırarak gösterebilirim. Gayet sağlam ve düzgün bir şekilde tutuyor. Ama bundan daha düzgün modeller de bulabilirsiniz. Ben bu modeli de yine paylaşacağım. Şöyle sıkalım. Bayağı sıktık. Görmüş olduğunuz gibi gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Buradan kolay kolay çıkmaz bu. Rahat bir şekilde burada zımparanızı kesmenizi yapabilirsiniz. Bu modelin sevmediğim yönü ne? Burada şu şekilde bir kalkma oluyor. Bu da burada herhangi bir bunu tutacak malzeme olmadığı için sıkıştırdığınız zaman otomatikman kalkma oluyor. Buna nasıl bir çözüm getirilebilir? İki tane ince mil alırsınız. Bunu içinden eritip mili bir buradan bir de buradan geçirirsiniz. Bu sorundan kurtulmuş olursunuz. Bu kolay bir çözüm. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Zaten bu şekilde de gayet iyi bir şekilde tutuyor. Sağlam bir tutuş sağlıyor. Şöyle gevşetelim.
Şimdi size şunu göstereceğim arkadaşlar. Bu bayağı bir kötü bir baskıydı. Çünkü filamenti ilk aldığım baskılardan birisiydi. Bir iki tane baskı yapmıştım. Bu biraz uzun bir baskıydı. Başında da bekledim. Bayağı kötü ve çirkin oldu. Tabi zamanla bu bizim filamentimizin adım ayarlarını ve X, Y, Z eksenlerin adım ayarlarını yaparak, sarsıntıları giderek, üzerinde küçük ufak tefek oynamalar yaparak kaliteyi şu seviyeye kadar çıkarttık. Şöyle netleme yaparsam zaten aradaki farkı çok net bir şekilde göreceksiniz. Şu şekilde gösterdim arasındaki farkı. Çok büyük farklar var. Bu arada bu şeye yapışmış bir malzeme. Normal ısıtıcı tabloya altı gördüğünüz gibi biraz bozuk. Hatta yapışması için altına kağıt falan kullanmıştım ama düzgün olmuyordu. Bu da tahta yüzeye yapışmış olan bizim yüzeyimiz. Ayrıyeten bu da mesela mengenimiz de bu şekilde olmuştu. Biraz kalkma yapmış. O yüzden altı yamuk gördüğünüz gibi. Ama şu tornavidalar olsun. Şöyle gösterdim. Mesela bu tornavidamızın ucu bizim bu tahtamıza yapıştı. Şurada hafiften bir lekelenmeler var. Ama bunlar önemli şeyler değil. Şöyle odaklarsa. Bunlar önemli değil. Ufak bir zımparayla giderilecek bir şey. Görmüş olduğunuz gibi kalite bayağı arttı. Bu ilk aldığımız baskılardan biriydi. Çok rezil bir baskı oldu. Bu aparatta lehim tutmamız için bir lehim standı. Bizim lehim telimizi takabileceğimiz bir aparat. Şu şekilde takıyoruz. Daha sonra yerine yerleştirip şuradan lehimledikçe bu şekilde çekiyoruz. Bunu da aldık kenara. Lehimlemeden bahsetmişken gene lehimlemeden devam edelim. Bu aparatı zaten 3 boyutlu yazıcı videoları izleyen çoğu arkadaşımız biliyordur. Kablo lehimlemek için kullanılan bir aparat. Buna şu şekilde iki kabloyu yerleştiriyorsunuz çapına göre uygun hizaya yere yerleştiriyorsunuz bu şekilde. Daha sonra lehimlemesini yapıyorsunuz. Bu da iş kalitenizi artıracak bir malzeme. Bunun şurasına bir yanmaz bant yapıştırırsanız biraz daha iyi olur. Sonuçta burada lehim yaparken buraya lehim pastası eriyebilir veya lehim damlayabilir. Bu da malzemeye zarar verecektir. Ama buraya bir yanmaz bant veya alüminyum bant yapıştırırsanız biraz daha sağlıklı olur. Biz zımparalamak için birkaç aparatımız var. Bunlara gelelim. Bu benim tahta yüzeyde basmış olduğum ve adım ayarları yapılmış olan malzememiz. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi yine burada tahtaya yapışma izlerini görebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada ufak bir zımparayla giderilir. Bu da bizim normal tablamıza yapışmış olan bir malzeme. Burası üst yüzeyi, burası da yapışan yüzeyi. Şöyle yakından size göstereyim. Gördüğünüz gibi arasında çok fark var. Zaten gitgide kalite arttığını söylemiştim. Şöyle görebilirsiniz. En son aldığım ürün bu. Bu daha önce almış olduğum bir ürün. Arasındaki farkı zaten çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu malzemenin nasıl kullanılacağına gelirsek şöyle gösterdim. Şu şekilde bir zımparayı alıyorsunuz. Kullanacağınız uygun boyuttaki bir zımparayı. Daha sonra şu aradan geçirip buradan büküyorsunuz. Tabii şu aparat da var. Bu da aynı çizimin içerisinde. Dediğim gibi bu dosyaları bulursam yükleyeceğim. Daha sonra bunu da buradan şu şekilde sıkıştırarak güzel bir şekilde ince zımparalamalarınızı yapabiliyorsunuz. Düzgün bir iş çıkartabiliyorsunuz. Bunlar size ufak şeyler gibi gözükebilir ama işlerinize ince işçilik katacak. İşlerinizin kalitesini bir tık daha artıracak. İşlerinizi yaparken daha zevkli hale getirecek. Ufak tefek araç gereçler bunlar. Dediğim gibi bunlardan da iki tane basmıştım. Bunları da şöyle kenara alalım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 3D yazıcıda ki kalite işi tamamen sizin tecrübenize kalmış bir şey. Sizin 3D yazıcıyla aldığınız baskı sayısı arttıkça sizin kaliteniz artacaktır. Tecrübeniz artacaktır. 3D yazıcı tamamen tecrübe işidir. Tecrübeniz arttıkça sizin aldığınız çıktıların kalitesi, yazıcınızın stabilliği, çalışma düzeni daha da artacaktır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu malzemeler ufak da olsa atölyenizde yaptığınız çalışmalara bir
Kalite katacaktır, kalitesini artıracaktır. Ayrıyeten size bir çalışma zevki verecektir. Bu şekilde küçük aparatlar sizin kalitenizi artıracaktır. Ve hem de bu şekilde 3 boyutlu yazıcı sahibiyseniz atölyenizdeki malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde aparatlar basarak. Bunların linkini bulabildiklerimi aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar, yaptığınız işlerde küçük detaylar önemli. Dediğim gibi 3 boyutlu yazıcıda daha enstitü topları eklemedim, onları ekleyeceğim. Onun dışında basmış olduğumuz 3 boyutlu yazıcıda bizim filamentimizi tutan bir aparat var. Zaten onu sanırsam önceki videoda göstermiştim. Zaten onun çok bir olayı yok. 3 boyutlu yazıcı üzerinde uğraştığınız zaman kalitesi zaten zamanla artacaktır. Arızalar olabilir. Bazı yoluna gitmeyen şeyler olabilir. Ama bunlar sizin canınızı sıkmasın arkadaşlar. Uğraşa uğraşa bunları yapacaksınız. Yapamadığınız konularda her zaman Instagram'dan veya YouTube üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Her zaman cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.